Şimdi depremin vurduğu Kırkağaç'a gidelim. Haber ekibinden Sefer Ayça'ya dünden beri o bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Bölgedeki son bilgileri Sefer Ayça'dan dinleyeceğiz. Sefer. Hikmet Öztürk, 22 Ocak'ta başlayan Ege'deki deprem sağanağı tüm hızıyla devam ediyor. Dün deprem olmuştu saat 14.20'de, akşam saatlerinde 11.20 gece yine bir deprem meydana geldi. İşte bu depremler buradaki hafif hasarlı binaları, şimdi kameraman arkadaşım Tayfun gösterecek, hafif hasarlı binaları artık ağır hasarlı duruma getirmeye başladı. İşte görüyorsunuz buradaki çatlaklar ve yarıklar her artçıyla, her depremle bundan böyle daha da derinleşiyor. Evler kullanılmaz hale geliyor. Bakın duvarlardaki çatlakları görüyorsunuz. Burada biz bir vatandaşımızın evine şu anda konuk olduk. Artık buradaki binalardaki çatlaklardan dolayı vatandaşlar evlerine girmekte. Evlerine girmeyi düşünmüyorlar. Çoluk çocuk, dışarıda yaşlılar, gençler çadırda korku dolu gözlerle evlerine girmeyi düşünmüyorlar. Evet, bir evin mutfağındayız. Bakın şu anda görüyorsunuz. Derin çatlakları, duvarlardaki dökülmüş sıvaları görüyorsunuz. Burası bir mutfaktı. Mutfakta görmüş olduğunuz gibi dünkü depremler ve yaklaşık 22 Ocak'tan bu yana 1050'ye yakın bir artçı meydana geldi. Dün de artçılar vardı ama artçılar oldukça yüksek büyüklükte, yani 4,8, 4,3 şiddetinde. Karakurt Mahallesi'ndeyiz, binaları. Buradaki derin çatlakları da görüyorsunuz. Normal olarak, hafif olarak başlayan hasarlı binalar işte bu dünkü depremin ardından da derin çatlaklara yol açıyor ve binalar ağır hasarlı hale geliyor. Vatandaşlar da evlerine girmek istemiyorlar. Buraya baktığımızda burada birçok vatandaş evlerini çadırda geçiriyorlar bu mahallede ve çadırların içerisinde kalıyorlar. Şimdi kameraman arkadaşım Tayfun size buradan bu bölümü gösteriyor ve geriye döndüğümüzde tam arkamızda ise bu mahallenin, Karakurt Mahallesi'nin camisi var. Cami de ağır hasar aldı. Minarede ikinci size minareyi gösterelim, minaredeki çatlağı gösterelim. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi minarede birçok çatlak meydana geldi. Bugün de artık ağır hasarlı olduğu için bu binanın yıkılması kararı verildi. Bina bugün yıkılacak, yani buradaki cami artık kullanılmaz halde. İşte yavaş yavaş buradan, bakın yetkililer de geldiler. Şu anda hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Ve ilerleyen saatlerde de bu caminin yıkılması başlanacak. Buradaki içeride tüm vatandaşlar camiyi, içindeki eşyaları boşaltmışlardı. Ve daha şu anda caminin içerisine girersek ağır hasarı tekrar sizlere gösterelim. Tayfun'dan rica ederim. Evet. Buradaki camideki vatandaşlar işte kullandıkları camideki eşyaları, mobilyaları sökmeye başladılar. Ağır hasarları gösterelim kolonlarda ki ağır hasarları size aktaralım. Hikmet, dört büyüklüğü uzmanları dinlediğimizde dört büyüklüğündeki depremin 1-2 yıldır Manisa bölgesinde devam ettiğini belirtiyorlardı. Bu süre gelen bir durum olduğunu söylediler. 5'in üzerindeki depremlerde bir tedirginlik yaşadıklarını belirtiyorlar. Ama bu sismik yönden şu anda bölge oldukça aktif durumda. Ege'deki fayların da kısa ve iç içe olduğunu, depremlerin devam edebileceğini belirtiyorlar. Ama enerji boşalmasının her geçen günde devam ettiğini söylüyorlar. 4.5 şiddetini şu anda 4.13, 4.18 gibi depremlerin, Akhisar depreminin şu anda artçıları olduğunu belirtiyorlar. 5.5'ün üzerindeki depremler tedirginlik yaratır bölgede. Bu bölgede zaten zamanlı tarihine baktığımızda bu bölgenin 6 şiddetindeki depremleri, 6.5 şiddetindeki depremleri de görebiliyoruz. İşte kameraman arkadaşımız da gösterdi. Binanın, buradaki caminin kullanılmaz hale geldiğini. Yetkililer geldiler, belediye yetkilileri geldiler. Tespit çalışmalarına başladılar. Ve binanın her noktasında tespit çalışması yapıldıktan sonra da minaresiyle başlanacak yıkıma ve ardından da cami tamamen yıkılacak. Dediğimiz gibi şu toparlamak istersek birçok bina var. Birçok binada da artçılar devam ettiği için de hafif hasarlı binalar ağır hasarlı olmaya başladı. Vatandaşlığında tedirginliği sürüyor. Haklı olarak da tedirginliği sürüyor. Çünkü artçılar oldukça güçlü artçılar devam ediyor. 22 Ocak'tan bu yana artçılar oldukça güçlenerek devam ettiği için de kimse evlerine girmeyi düşünmüyor. Gelişmeler olacak. Biz de size buradan aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim sözü tekrardan Manisa Kırkağaç'tan sana bırakalım Hikmet.